Bakın arkadaşlar, bu 300 watt demin anlık değerle güç kaynağının etiketindeki değer arasında neredeyse 2 kat fark var arkadaşlar. Yeniden merhaba arkadaşlar. Baştan belirteyim. Güç kaynağı Power Supply ile ilgili videolarıma bakmadıysanız mutlaka bakınız. Videonun açıklama bölümünde ben tüm linkleri oraya ekledim arkadaşlar. Bu videoyu seyretmeden önce diğer videolarımı da mutlaka seyrediniz arkadaşlar. Çok faydası olacaktır. Şimdi bu elimde gördüğüm güç kaynağı 300 watt. Daha önceki videolarımda bu tarz 300 wattlık güç kaynağını modifiye etmiştik, güçlendirmiştik. Bazı parçalar değiştirmiştik. Burada anlatacaklarım diğerlerinin tamamı olacaktır arkadaşlar. Bu videoda güç kaynağını açalım, bakalım içinde neler varmış. Açtık güç kaynağımızı. Bakın arkadaşlar, baştan belirteyim. Güç kaynakları, power supply, bu tür cihazlarla oynamak, tamir etmek, modifiye etmek, güçlendirmek tehlikelidir. Bunu yine belirteyim. Bu güç kaynakları yüksek akım ile çalışmaktadır. Elektrik çarpılma durumuna maruz kalırsınız. Dikkat edin arkadaşlar. Bunları ben size anlatırken önüne gelen bunu yapsın diye demiyorum arkadaşlar. Buradaki verdiğim bilgiler temel bilgilerdir. Şimdi bir güç kaynağını güçlendirmek ya da modifiye etmek ya da yükseltmek istiyorsak önce devre kartına bakmalıyız. Devre kartına baktığımızda buna müsait mi değil mi bu kararı vermeliyiz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her güç kaynağı tamir edilemez ya da her güç kaynağı modifiye edilemez ya da her güç kaynağı güçlendirilemez. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi bu güç kaynağına baktığımda öncelikle trafoya göz gezdirdiğimde ERL35 trafo olduğunu görüyorum. Yani genel anlamda trafoya bağlı olarak bu güç kaynağı güçlendirilebilir. Umuyorum arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir ön izleme bu. Şimdi bu güç kaynağının bu şekilde fotoğrafını çekeceğim. Siz de seyrettiğiniz video içerisinde bunu göreceksiniz. İlk baştan neler yaptım, daha sonra hangi elektronik parçalar ekledim ya da söktüm, bunları kıyaslama yapacaksınız. Sökelim güç kaynağını. Devre yapısına baktığımızda çok basit bir devre yapısı var. Üzerindeki birçok elektronik komponentler yerleştirilmemiş, takılmamış, lehimlenmemiş. Zayıf bir devre yapısı var bu güç kaynağının. Biz bu zayıf ve eksik olan zayıfları yükselteceğiz. Eksik olanları tamamlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bu zayıf gördüğüm ya da değişmesini önereceğim parçaları sökmem gerekecek. Bunu komple bir sökelim. Daha sonra tek tek yeniden toplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devre kartından neredeyse tüm parçaları söktük. Şimdi bu devre yapısının bu halini unutmayın arkadaşlar. Bu parçaları da aklınızdan çıkartmayın. Bunu komple modifiye edeceğiz. Güçlendireceğiz arkadaşlar.
Gerekli parçaları tamamladık. Eksiklikler vardı devre yapısında. Bunları da tamamladık. Ben başlangıçta gördüğünüz gibi komple sökmüştüm. Bir hesaplama yaptım. Bu hesaplama yapılır diyenler var ya, ben de kendimce bir hesaplama yaptım. Bu güç kaynağının bana istediğim verimi vereceğini düşündüm. Hesaplamam sonucunda. Burada 300 watt yazıyor. Ben tekrar ediyorum. Bu 300 wattı %100 kapasiteye ulaştırıp 600 watta çıkarttığımı düşünüyorum. Hesaplamama göre. Kullandığım parçalar ve komponentler buna uygun. Şimdi bu güç kaynağına hiç start vermedik. Yani başlangıçtan beri hiç çalıştırmadık, denemedik. Tabii siz böyle yapmayın. Siz sırasıyla birinci katı modifiye ettikten sonra start verin, kontrol edin. Daha sonra ikinci kata geçin. Bir de yine bir şeyden bahsedeyim. Güç kaynağıyla oynamak, tamir etmek, modifiye etmek tehlikeli ve zararlıdır arkadaşlar. Şimdi hiç start vermedik dedik. İlk defa enerji bağlantısı yapacağım ve start vereceğim. Bakalım hesaplamam doğru mu? Hep birlikte görelim. Daha sonra ekran kartı için güç kablosu da ekleyeceğim. Bir şeyden daha bahsedeyim. Bu tür işlerde ilk defa start verdiğimde çok büyük bir haz alıyorum arkadaşlar. Yani yaptığım emeğin karşılığını görmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bu kadar emek, bu kadar zaman, bu kadar vakit, bu kadar çaba sarf ettim. Haliyle bunun meyvelerini almak bana büyük bir mutluluk veriyor arkadaşlar. Yani yaptığınız işi sevin. Ben seviyorum arkadaşlar. Sevdiğim için bu tür işlerde start vermek, yani ilk başlangıç yapmak bana çok büyük bir haz veriyor arkadaşlar. Umarım benim gibi düşünenler de vardır ya da bu tür işlerle uğraşanlar aynı benim gibi düşünüyordur. Öyle tahmin ediyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk arkadaşlar. İnşallah bu güç kaynağından istediğimiz verimi alırız. Anahtarı da açtım. Evet arkadaşlar, güç kaynağımız çalıştı. Power supply'imiz çalıştı. İlk defa start verdim. İşte benim için en büyük mutluluk bu arkadaşlar. Daha henüz test etmedik ama şu anı görmek bana çok büyük bir mutluluk veriyor arkadaşlar. Umarım bu işlerle uğraşanlar benimle aynı fikirdedir. Tahmin ediyorum. Ve bu şekilde çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi bu 300 wattlık güç kaynağını test etme işlemine geçelim arkadaşlar. Güç kaynağımızı bağladık. Malum bu sistemi daha önceden tanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistem çok güçlü bir sistem. Böyle modifiye ettiğimiz güç kaynaklarını test etmek için bana göre muhteşem bir sistem. Güç kaynağımız 300 watt. Şimdi oyuna da girdik. Şu anda test aşamasında her şey hazır arkadaşlar. Bizim wattmetremiz de hazır. 300 wattlık watt değerinin İki katına yakın ya da iki katını alabilecek miyiz? Hep birlikte buna şahit olacağız arkadaşlar. Şimdi bunu önce 1K'ya aldım. Böyle bir deneme yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyorum. Bakalım ne cevap verecek bize. Tabi bu arada bizim wattmetremizi de burada kolluyorum arkadaşlar. Güç kaynağımız da hazır. Gördüğünüz gibi 570 watt'ı gördük. Şu anda stabil 480 watt'la çalışıyor. Bakın arkadaşlar, bu 300 watt. Demin anlık değeri gördünüz. Demin anlık değerle güç kaynağının etiketindeki değer arasında neredeyse 2 kat fark var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu projemizi de başarıyla tamamladık Allah'ın izniyle. Bu ve buna benzer değişik içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.